Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Bartu Küçük Çağlayan konuğumuz. Asla öyle değil. Bartu, ben buradayım, merhaba. Konuk falan değilim. Tam ortada ben oturuyorum konuk gibi, işin kötüsü. Ve her zamanki gibi kanalın demirbaşlarından ve Çevik var. Her zamanki gibi bunlar sıkıcı sıkıcı konuşacaklar ve bu yetmiyormuş gibi ben de itici itici burada duracağım. Hayır ama bir şey diyeceğim. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi teknoloji kanalının sahibiydiniz bir ara. Şey diyorsun, Feyyaz'la kanalımızı diyorsun. Vallahi fenaydı. Evet. Ben donanım haberdeydi. İlk sizin videoyu gördük. Aha dedim, sıçtım, biz kapatalım. İnanılmaz bir prodüksiyon. Savaş bu arada sizin bir bölümünüzü çekmiş. Savaş, ne haber? Asla hatırlamıyorum, seni çok çekmişsiniz. Çok önemli. Dedi ki küçük bir gruptuk dedi. 30-35 kişi falan bir ekipteydi dedim abi. Tek başımıza yapıyorduk. Ama şey. Yani şimdi o bir reklamdı ve aslında bizim çekmediklerimiz daha komikti. Yani siz çekmedik, yani şey çek, yayınlanmayanlar daha komikti. Çekmediklerimizi diyorum. Yani, ama sponsor düşünüldüğünde her şeyi yayınlayamıyordun tabii. Yani hiçbir şey yayınlayamıyordu. Ben söyle söyleyeyim. Ama yani Feyyaz'la siz bir odada oturuyorsanız saatli bomba gibi yani o ve yani o kadar komik şeyler oluyordu ki. Ama bence o eğer kesilmiş haliyse, evet, evet. Kesilmemiş halini düşünemiyorum. Kesilmiş hali çünkü yani inanılmaz. Çok iyiydi. Evet. Kaç bölüm yaptınız orada? Biz onu 2 sene falan çektik ya. 2 sene gitti mi ya? Evet, evet. Yani... Bana öyle geldi ya da bilmiyorum. Klip? Abi şarkılar var başında. Evet, klip çok iyi. Neydi? Klibin adı? Mega Teknofor. Neydi ya? Ben de hatırlamıyorum lan. Tek tek tiki tek tek tiki tek falan. Ya vardı. Çok sen iyi. Mi yazıyordun onları? Feyyaz'la ikimizi bir stüdyoya atıyorlardı. Böyle bir saatte şarkı yapıyorduk biz. Çok iyi. Çok iyiydi. Evet. Şimdi arkadaşlar Bartu'nun yeni albümü çıkıyor. Yeni albüm çıkıyor. Bir aralıkta Defensive Design büyük eva burada da. Geç kalkıyorsun. Sabahlara kadar çalışıyorsun. Peki normal rutinin öyle mi? Evet. Hep geç yatıp erken mi kalkıyorsun? Evet. Kaçta yatıyorsun? Geç yatıyorum. 5, 4, 6. 6? Ya konserden geliyorum uyuyamıyorum. 6'ya kadar. Kafayı boşaltman gibi. Bir de şey oldu. Mevsim doğduktan sonra geceleri ona ben bakıyordum. Hep böyle shiftim sabah 7 Merve'ye teslim etmek üzerineydi. Orada da böyle iyice 7'lere falan şey yapmaktan alışkanlık oldu. Konserden sonra gelip çocuk mu bakıyordun? Evet. Ekmek İnanılmaz onu. Ya. Ekmek. İnanılmaz yani. Süper. Peki şimdi hemen tabii şeye bağlayacağım. Teknolojiye bağlayacağım. Buzdolabı aldık yine. Ne aldınız abi? Abi ne aldık ya? Ne aldık? Nasıl çok araştırdım. Ne aldın? Kaça aldın? Çok saçma. Böyle 55 bin liraya falan buzdolabı aldım. Ne yapıyor abi? Soğutuyor. hiç de bir olayı yok. Yani böyle Wi-Fi bilmem ne falan diyorlar. Yalan ya, ya o tamamen. Dümdüz yalan ya hani. Uzaktan bağlantılı falan ev şeyleri. İçine bak diyor. Böyle bakıyorsun telefondan 18 derece yazıyor sadece. O böyle şey değil mi? 3 gün falan. Hani 3 gün oynuyorsun onlarla. Oynamadım ya. Oynayacak bir şey yok. Gerçekten sadece şeyi gösteriyor. Kaç derece? Kaç derece olduğunu gösteriyor buzdolabının. Ne yapayım ben onu? Çok teknolojik. Yani zaten buzdolabından ne isteyebiliriz? Soğutacak abi. Soğutsun. Kapısı yani açıksa uyarırsa ama iyi olur bak. Kapı açıksa. Abi mesela. Bizim evdeki buzdolabı mesela kaç senelik? Herhalde 15-20 senelik falan. Abi o işte gidiyor. Biz şöyle bir salaklık yaptık. Tatile giderken bir şey oldu. Elektrikler kesilmiş. Üstteki şeyler çürüdü. Oo. O çürüyünce buzdolabının kokusu bir daha hiç gitmiyormuş. Allah Allah. Hiç başıma gelmedi. Benim hiç şey. Başıma gelmedi. Fena bir şey olmuş yani çok gerçekten de. Yani ceset vardı evde gibi düşün. Yani çünkü et vardı o buzlukta. Bütün buzluk şey olmuş. Tekrar donsa da gitmedi mi koku? Abi gitmiyor. İçine sinmiş o çok kötü. Yani buzdolabının içinde bildiğin strafol var zaten eski. Dün Reels'de bir tane videoya denk geldim. Keşke seninle paylaşsaydım. Buzdolabı temizliğiyle ilgili. Oturdum 10 dakika onu izledim. Abi şeyler var ya bir de buzdolabı organize etme videoları var. Çıkıyor mu? Evet Çinlilerin özellikle. Evet. Onu koyuyor bunu koyuyor rafa falan filan. Saçma sapan. Bizim buzdolabımız o kadar dolmadığı için çok da dert değil yani. Buzdolabı. Organizasyonluk bir şey yok. Zaten kola, salatalık, havuç. Yoğurt. Yok. Dimes. Şimdi Dimes salgını var. Bizde Ice Tea dolu. Bir de Koray sodalısını yapıyorum. Böyle gazoz gibi bir şey oluyor. Değişik çok bir formda. Çok güzel. Güzel değil mi ama ya? Güzel yapıyorsun. Evet, ben de onu da El Rey'nin şeyinde gördüm. Bir tane Reels'ına denk geldi. Ve o günden beridir bağımlısı oldum ya. Değişik oluyor. Abi, teknolojiyle asla alakası olmayan şeyler konuşmaktan vazgeçeceğimiz şu dakikaya geldik. Gelemiyor adam. Şimdi senin... albüm çıkıyor dedin. Ben çıkıyor. Sana hemen şey sor. Çünkü şey çok merak ediyorum. Bilmediğim için. Bize hep şey soruyorlar. İşte o kadar test yapıyorsunuz notebook'ta falan filan. İşte biz sesçileri, biz müzisyenleri niye kayla almıyorsunuz diyorlar. Ben de şey diyorum ya hiç... Çünkü müzisyenlerde Mac alacak para yok. Evet. Hayır lan olur mu lan? Onlar hepimizden daha fazla kullanıyorlar yıllardır. Yok şaka yapıyorum. Değil mi? Çünkü Pro Tools kullanılıyor. Ama sonuçta Pro Tools kullanılıyor. Ama ben o kadar pro değilim o konuda. Çünkü o sonraki aşamalar. Hani mix, master aşamalar. O zaten aşamalar. Ayrı bir meslek değil mi?
Tabii ki canım, tabii yani ki. O işin... O iş benim işim değil. Ben şarkı yazarken artık... Mesela eskiden ben gitarla şarkı yazıyordum. Ama artık MacBook'la şarkı yazıyorum. Yani oturup Logic başında şarkı yazıyorum. Oradan grup arkadaşlarımın yazdığı şarkıların üstüne bir şeyler deneyebiliyorum. Ha şey, peki herkes de mi böyle yani hem produce edip hem yapıp hem Hayır. üzerine müziği mi yapıyorsun, yoksa onu böyle bir eskiz gibi kullanıp oradan böyle... Abi çok çeşitli yani, çok duruma göre değişiyor. Değişiyor. Mesela atıyorum Nova'nın orada diye bir arkadaşımız var. Bütün şarkılarını iPad'de yapıyor bildiğim kadarıyla bu. Şimdiye kadar yani hep öyle yapmıyor da yani taslaklarını, şeylerini falan. O hep iPad kullanıyor. Ben mesela abi, iPadçi değilim, evdeyim. Çok mu kötü bir yazılım? Yani onu kullanmıyor musunuz? Ya GarageBand... Amatör mü kalıyor? Daha amatör kalıyor okay, biraz. Tamam. Yani, ben hiç müzikten anlamadığım için yani. Yani ilk adım için GarageBand çok iyi. Logic onun benzerinin biraz daha gelişmiş. Daha yani bunun karşılıkları mutlaka sizde vardır. Yani Premiere ve Final Cut arasındaki farklar var mı? Gerçi o kadar da fark yok. Final Cut'la iMovie. Tam olarak öyle. Evet. Kesinlikle. Aha. Çünkü Final Cut yine Premiere'le kapışıyor ya, aynı yerdeler. Yani biz mesela albümleri yaparken, besteyi yaparken ben çok pluginlerle falan işim olmuyor. Ama mix aşamasında kanallar büyüyor. Kullandığınız mesela bizim şimdi kaydettiğimiz Karargah diye bir şarkı var. 500 tane farklı kanal var. Yani 500 farklı öğeye mikrofon dayanmış ve o kaydedilmiş. Ve onda filtreler, ton şeyler var yani, değil mi? Pluginler var. Ya o kadar çok plugin var ki bir yerden sonra tabii ki şişiyor bilgisayar. Yani ya aslında... MacBook mu kullanıyorlar stüdyoda o 500 kanı? Hayır. Yani şu anda biz M2 ile yapıyoruz. Ha, M2 stüdyo vardır herhalde değil mi? Şöyle güzel bir kasayı kenara. Bir de çok şık durmuyor mu ya? Evet, mikserin ben de yanında şöyle baksana şurada küçücük. Şöyle evet, göster evet, olarak da güzel. Peki ondan önce ne kullanıyordunuz? Vallahi M2'den önce iMac Pro. Şey miydi? Intel miydi? Evet Intel. Fark etti mi ya? Çünkü ben müzik tarafını hiç bilmediğim için. Etti. Hatta biz bu albüm kaydedilecek diye M2'yi aldık maalesef. Ha bayağı albümden önce aldık. Yalnız fantastik iş değil mi? Bak yeni albüm çıkartıyorsun. Daha kaliteli işi ilerlesin diye yeni bilgisayar satın alıyorsun. Teknoloji aslında müziğin artık... Abi aslında şöyle söyleyeyim, nasıl anlatsam bunu? Mix yapacak arkadaş ona ödeyeceğimiz parayla M2 alıp mix'e öyle başladı. Güzel, çok iyi ya. Bir şey oldu yani. Hazır işimi yürüteyim. Peki bir müzisyen miksajdan anlamak zorunda mı? Yok değil. Değil. Peki teknoloji kullanımın nasıl? Yani telefon, mesela şeyi izledim. Bu ara Netflix'te bayağı bir şey var. Müzisyen belgeseli var. Dün Robbie Williams'ı bitirdim. Evet, İzledin mi? İzledim. Yani son bölümü kaldı sadece. Bayağı yani ben adamın o kadar kojik olaylar yaşadığını falan bilmiyordum. Yani bir tane sahnede panik atak geçiriyor, çıkması gerekiyor falan. Spoiler vermeyeyim şimdi. Verdim. Sonra Taylor Swift'i izledim. Onu izledin mi? Onu ben sevmiyorum Taylor Swift'i. Abi izle. Ama izle. Ya izle çünkü şeyi görüyorsun. Saygı duyuyorsun. Yani müziğini sevmiyor olabilirsin evet, ama evet. Kadına inanılmaz saygı duydum. Zaten bir numara falan olması lazım şu anda. Şu an öyle. Öyle. Ve şey, neden bir numara olduğunun aslında bütün formülü orada görüyorsun. Şans değil yani. Kadın inanılmaz. Çok organize bir akıl hastalığı var orada da değil mi? Bence zaten bir sendroma dahildir diye düşünüyorum. Sadece böyle yaşıyor ve sürekli voice recorder, sürekli kayıt, sürekli söz yazıyor. Sende de var mı öyle şeyler? Şey söyleyeceğim Taylor Swift'le ilgili. Geçen gün bir tane Reels gördüm, şey vardı. Kaç tane şarkıda Taylor Swift car ve bar kelimelerini rhyme etmiştir diye. 6-7 tane şarkısında. I'm in a car and I'm going to bar. Abi stüdyonun hiç mi anlamı yok ya? Yani bu ünlüleri ünlü yapan stüdyolar değil mi? Menajerleri ve stüdyoları. Yani biraz da. Stüdyoları dediğin... Yani işte Sony Müzik hani dağıtıyor ya mesela. Biz bağımsız bir oluşumuz. Ama etkisi olmuyor mesela. Bir megastar yapmak için arkasında da devasa yani eskiden, bir ekonomik güç yok mu? Eskiden reklam güç eskiden vardı abi 90'lar, 2000'lerde. Ama şu anda bir tane star yok ya. Gerçi evet bir sürü herkesin var. Starı başka ya. Şimdi Justin Timberlake'in hikayesi. Onda da... YouTube'da parlamıyor mu? Justin Timberlake galiba çocukluktan şey değil mi? Aguilera, Britney Spears falan o tayfadan değil mi? Walt Disney. Değil. Bir tane bunun bunu biri keşfediyor. YouTube'da o zaman böyle tam tırmanıyor, tam hype olduğu dönemde. Adamın adını hatırlamıyorum şimdi. Universal Müziğe götürmek istiyor. Universal Müzik kesinlikle şey yapmıyor. Ya böyle işte YouTube'dan falan sanatçı çıkmaz. Sürekli reddediyor. Sonra oluyor Justin Timberlake'in Universal Music. Prestige Müzik'e götürüyorlar. Headquarters.
Ve orada parlıyor birden. Küçük Just. Küçük Just. ama şöyle bir hikayesi var. Gidiyor kapısının önünde konser verdiriyor. Abi bu yalan söylüyor. Ya ben de tamamen drama gibi geldi. Bir hikaye bu ya. Hepsinin video kayıtları var. Ama belgeseli de sonra sana söyleyeceğim. Allah Allah arkadaşları ya. Da bırakırım aşağıya. Ve orada o kadar bir kalabalık toplanıyor ki onun üzerine Universal Music'le görüşüyorlar. Ha, bunda iş var falan. Bir tane daha şey George Michael'ı izledin mi? Abi George Michael öldü mü? Öldü. Vay. Allah rahmet eylesin. Evet, burada bütün George onun Mevlüt'üne gitmek ister miydin? Sanki burada öğrenmiş gibisin ama yani. Ben emin olamadım. Öldü George Michael. Onun neden öldü ya George Michael? Onun Mevlüt'üne gitmek ister misin? İsterdim. Caner'le çok komik bir söyleşileri var da. Bence evet. Onu da izleyin. Ya arkadaşlar bu iki insan beni hiç bilmedikleri için ben gelmeden 15 dakika önce açmışlar YouTube'u. Bartu Küçük Çağlayan yazmışlar. Çıkan ilk videoyu seyretmişler. Ondan sonra da gelip bana oradaki esprileri şakaları söylüyorlar. İğrenç değil mi? Gerçekten. Ben 7 sene önce yapmışım o kaydı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Böyle böyle bana anlayacağım gibi ama izlettirdim sana önden. Şimdi şoka girmedi. 7 sene olmadı canım o video. Ya, tamam olmamış ama yani. Çok naziksiniz beni şimdi araştırdığınız Bartu'yu için. Teşekkür ederim dedik bu arada. Ki, Bartu abi ben çok severim falan dedim. Dedi ki yani müzik konuşuruz. Sonra dedim ne müzik konuşacağız Bartu'yla. Dedi ki oğlum bilmiyor musun dedi adam. Çok iyi müzik yapıyor. Sonra... Buraya geldi de dedim ki abi seni çok seviyoruz. Bu üçlüyü kim bir araya neden getirdi ya? Mücbir sebepleri izledin mi? Bari onu izlemiş o. Pandemide haberin oldu mu ya? Instagram'dan canlı yayın yapıp 150 bin kişiye... Instagram'ı biliyorum evet. ...şey yapan iki insan. Ama ben Bartu'yu yani seviyordum. Sevme nedenim diziden de önceydi. Neden sevdiğimi de sonra aslında tam idrak ettim. Borç bugün düşündüm. Vermiştim ben sana. Yok yok gerçekten ya. Ben dedim Bartu'yu yani müzisyen olduğunu bilmiyorum. Filmlerinin çoğunu izlemedim. Niye seviyorum dedim bu adamı? Çünkü çocuğumun ismi Bartu ya. Ha. Bence orada bir etkileşim sen var abi. Çocuğunu seviyor musun ve çok doğal abi bu. Benimle alakası yokmuş. Hele senin o ben Bartu'da... Bartu ben. Ne? Ben Bartu bence. Şimdi, ne istiyorsun diye soruyor ya. Bir hocanın içine gidiyorsun. Onu da YouTube'dan seyretmişsin diziyi seyretmeyip. Yok izledim. Blue TV abonenin hepsi burada ben beleş alınca dedim ki bari bir işe yarasın böyle bir dizi vardı. Abi çok... Böyle bir dizi vardı. Abi Atıyor seyretmemiş bu arada. Sadece yani, YouTube'da... Yok izlemiş. Ya bak birkaç tane örnek vereceğim ama bazı yerlere çok müstehcen gelebilir izleyicilerimiz. Bizim izleyicilerimiz çok şeyler. Annesiyle babasıyla izliyorlar. Ha değil mi? Öyle öyle. Anneannesiyle izleyen var. Teknoloji kanalında VPN konuşmaya ne dersiniz? Abi şey oluyordu bizde çok enteresan teknoloji kanalı shortla bazen çıktığımızda oğlum bacımızla falan izliyoruz abi shortla. Senin kol kıllarına laf ediyorlardı ya. Evet, evet. Neden? Çok değişik bir kitlemiz var. Seviyoruz. Bana neler diyecekler acaba? Böyle ama gerçekten. Gerçekten oğlunu sevdiğini anlamış olduk. Anlamış seyirciler olduk. Olarak. Oradan evet. Bir sevgi var yani sana karşı. Biraz önce bir soru taca gitti. Ben kayıt aletiyle yaşıyorum evet, diye. Doğru. Yaşamıyorum. Ama yaşıyordum eskiden. İlk iPhone çıktığında abi onu çok kullanmışız biz. Çünkü kayıtlara gerilere döndükçe bakıyorum. O ilk ses kaydetme olayı büyük bir devrimmiş demek ki bizim için. Ki onu o kadar çok kullanmışız ki ilk iki albümde. Ama sonra yavaş yavaş artık evde kayıt ederek yapmaya başlamışım. O telefondan kayıt alma refleksim gitmiş nedense. Ama ilk iPhone çıktığı dönem yani her şeyin kaydı var, ses kaydı var. Manyak gibi ses kaydetmişim. Çünkü neden sordum? O Taylor Swift belgeselinde stüdyodalar. Orada sürekli deniyorlar. Ama kızın elinde sürekli bir telefon ve orada müzik direktörü şey diyor. Hemen bunu not al diyor. Tık 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 telefona söylüyor. Telefona yazıyor. Zaten bence artık kızın telefon kullanmaktan kamburu çıkmış. Sürekli böyle, sürekli böyle. Onu merak ediyorum. Boyun fıtığı ameliyatı oldum geçen hafta bende. Gerçekten mi? Aa geçmiş olsun ya. Teşekkür ederim. O kadar ameliyat gerektiren mi? 3 hafta önce. Ya bir haftada boyun fıtığı oldum, bir haftada ameliyat oldum, bir haftada da kurtuldum falan. Çok gibi. İyi, süper. Ama nasıl bir olay o ya? Aslında benim hep boynum tutuluyordu da ben onu boyun fıtığı bilmiyormuşum boyun fıtığı olduğunu. Bende de var. Yani hepimizde. C3, C5. Şey var aynen işte C5, C6, C7 oralar. Bende olmadığı peki, için. Peki bir dakika anlamadım ya. Fıtık oldun. Geçen hafta ameliyat oldun. Geçen hafta attım ya. Ha. Yalan söyledim. Geçen hafta olmadım. Bir ay oldu. Yine olsun, çok iyi yine ya. Çok iyi. Evet. Ve ağrısız şu anda. Çok kolaylaşmış boyun fıtığı ameliyatı. Hemen hepiniz olabilirsiniz eskisi gibi. Şimdi aman arkadaşlar olmayı... boyun fıtığı için kod koyuyoruz ekrana. doktor şey. Oradaki teknolojiler nasıl? Bir de onlar o acaba bir set bir şey yani ya. Damarın içinden gir çık. Plan değil mi? Ben onları da merak ediyorum. Orada ne kullanıyorlar?
M3 M2 var mı orada acaba? Ya orada mesela insan ömrü varken yani Fuji'yi duyduğumda Japonlar mesela görüntülemede o yüzden çok gelişmişlermiş yani. Evet. Onlarda çok fazla mide kanseri falan oluyormuş. Allah Allah. Tabii o bağırsak ameliyatlarını falan yapabilmek için teçhizata gerek duydukça al işte bugün kullandığımız kameralara kadar gelmiş adamlar yapa yapa yani. Atıyorsun değil mi? Yok, Japonlar gerçekten optikte gelişmiş olmaları o yüzdenmiş. Mide kanseri. Ya tabii geçmişten gelen bir deneyim var. Aynı zamanda o ameliyat optiğinde gelişmeleri. Çiğ yani balık yemekten mi oluyor aslında bunlar? Tabii çiğ yemekten çok fazla kanser hastalığı. Halbuki de en sağlıklı beslenme şekli diye geçiyor. Çiğ hiçbir şey çok sağlıklı değil de yani... Justin Timberlake. Kuramadım alakayı ama. Bilemedim o kafaya. Ya böyle söylenen yalanları düşünüyordum da. Bu orada konser verme. Yok ya, ben, sağlıklı yemek değil mi? Çiğ. Ben Netflix'te ne kadar belgesel varsa böyle akşam yatmadan. Yatmadan ben de senin gibiyim. Mesela ben de geç yatıyorum. 4'te 3-4 arası uyuyorum. Senin kadar değilim ama. Çünkü işten kalkınca bir anda şey yapamıyorum. Böyle yatağa gireyim hadi yatayım olmuyor. Böyle bir evde bir kendimle vakit geçirmem gerekiyor. Orada da Netflix belgeseli tüketiyor. Bu arada deli gibi müzik belgeseli. Hmm. Orada gördüm o Justin. Birinin belgeseli çekilmesi için ölmesi gerekmiyor muydu? Ya şeyde görmüşsündür Robbie Williams'ı abi 7/24 çok... kaydetmişler. Bence o yanındaki eleman kaydetmiş herhalde. Müzik direktörü. Müzikleri yapan. Sanki ondan ayrıldıktan sonra biraz footage'lar azalıyor gibi geldi. Ben orayı kaçırdım ya. Ayrılıyorlar mı? Ne oluyor sonra şimdi bu yaşa ermişler? Sen orada uyumuşsun o bölümün sonlarına doğru geliyorsun. Gerçekten uyumuş olabilirim. Ayrılıyorlar mı? Evet ayrılıyorlar. Ters tutuşuyorlar bir şey oluyor falan. Ben zaten onun geleceği belliydi. Hani burada çok iyiyiz falan filan diyordu. Sonlara doğru ayrılacakları belliydi. İşte o herif çekiyordu bence. O zaten HD şey mini cam. Mini DV gibi bir şey. Mini DV. Ama Mesut. Satarız diye düşünmüş de olabilir Mesut. Biliyor abi. Ama Kanye'nin de öyleydi en ya. En iyisi Kanye'ninki. Kanye'ninkiydi. Yani genius. O manyak ben daha hani. Neydi Genius mıydı şeyin adı? Öyle bir şeydi belgeselin adı. Belgeselin adını hatırlamıyorum ya. O da Netflix'e girdi mesela hiç duyurulmadı, hiç köpürtülmedi. Abi Kanye'nin çünkü... Manyak bir döneme denk geldi herhalde. Onlardan bir tanesi olabilir. Onun da yani adam daha hiçbir şeyken meşhur olacağını biliyor ve her saniyesini çektiriyor. Yani bir tane kameraman tutup diyor ki benim belgeselimi çekeceksin. Ve adam ünlü değil. Tam bak böyle odaya giriyorlar mesela böyle oturuyorlar falan. Böyle herifler şey yapıyor. Bu ne ya falan. Kim bu? Niye bizi çekiyor falan diyorlar. Diyor ki benim belgeselimi çekiyor falan. Oğlum sen ünlü müsün falan diyorlar. Abi bir gün olacağım diyor. Buna inanamıyorum abi. Tam bir proje şeyi gibi ya. Sanki. Abi ama herif. Abi öyle. Gerçekten herif, yani zehir gibi. Mesela şey falan diyor adam. Yani işte bir gün ben fashion'e yön vereceğim falan diyor. Diyor ve yapıyor. Veriyor 20 sene sonra. Şey hatırlıyor musunuz? Bu ünlülerin elinde dikey çeken bir kamera vardı. İlk dijital kamera. Böyle dikey tutuyorlardı. Çok ünlüydü bir dönem. Telefonlar bu kadar iyi olmadan önce bir dönem böyle meşhur olmuştu. Ha, şöyle ince... Şöyle dikine tutuyorlardı, çekiyorlardı bir dönem. Böyle deli gibi patlama yaptı. Hiç bilmiyorum. Bunların hepsinin elinde vardı. Kendilerini çekiyorlardı. Bu daha yok böyle abi. Değil. Bu bayağı kamera ya. Omuzda kamerayla çıkıyor yani. O kadar yani. Evet. Tabii. Ya ben hiçbir zaman kendimi çekemedim vlogda. Nasıl o kadar rahat olabiliyorsun ortamda kendini birisi bir çekerken? Abi, i̇şte akıl star. Hastalığı, bence star şeyi var zaten. Evet. Akıl hastalığı evet biraz da ya. Yani kendini çok seviyor olman ve utanmıyor olman tabii, lazım. Tabii. Yani. İnanılmaz bir ego. Herkesin evet. Üstün görürsen kendini onlardan utanmazsın. Böyle arkadaş yani. Belgeselim çekiyor falan diye girersin. Yani harbiden öyle. Bu selamünaleyküm arkadaş belgeselimi çekiyoruz. Yani. Ben ünlü olacağım. Ki Robbie Williams'da da öyle. Take That 16 yaşında 17 yaşındayken falan her şeyin görüntüsü var ya. İnanılmaz bir arşiv. O mini DV aşkını hatırlıyorum ben. Evet. Yani sürekli çekim. Ama zaten şu anda da öyle değil miyiz? Ben sürekli iPhone'la sürekli kızımı çekiyorum evet, şu anda. Evet çocuğumun 1 milyon görüntüsü yani, var. Neden? Evet. Türkiye'de pahalıydı çünkü kamera. O dönem eskilerde bizde garibanların görüntüsü yok. Araba bile bizde çok lüks ki herkesin 2-3 arabası varmış o dönemde. Bizde kamera vardı abi. Ama biz, yani şey olarak dönemi olarak bakıyorum eskilerde benim annemin görüntüsü yok ama adamların o yaştaki insanların bile evet. Görüntüsü var yabancılarda. Benim mesela çocukluğumun şeyi var. Babam hep bayağı bir çekmiş meraklı. 8 milimetre. Ama senin baban teknolojinin içinden benim geldiği için zaten meraklı. Ama analog lan. Ama teknolojik biz, ya bizimkiler de bir yerden bir arkadaşınkiler alıp bir 8 milimetre çekmişler var bizde. Ya 8 milimetre dediğin alet yine teknoloji olmuyor mu? Oluyor abi de olmaz aslında, mı? Aslında evet. Ki o dönem şöyle çekiyor, filmi yurt dışından alıyor. Çekiyor, Kodak filmler var. Sarı bir zarfı var ben hatırlıyorum onları. Zarfa koyuyor, filmi satın aldığında banyosu dahil satın alıyorsun. Bir de banyo yaptırıyorsun doğru. Ve sonra onu İngiltere'ye ya da Almanya'ya yolluyorsun.
3 ay sonra bir gün postadan yine bir sarı zarf geri geliyor ve banyo edilmiş olarak böyle küçük küçük roller. Sonra babamda böyle küçük montaj makinesi vardı. Onları büyük ruloya aktarıyor ve bizim şey oluyordu mesela bir pazar günü böyle bütün aile toplanıyor, çekilenler izleniyor. Şimdi niye yok 8 milimetre? Çünkü gümrükte yolluyorsun. Sonra gelip gümrüğe takılıyor ve alamıyorsun yani. Evet. Şimdi olsaydı. Abi ya. Aslında takılır tabii. Takılır, takılır yani. Tabii. Alamazsın. Anlatamazsın burada benim çocukluğum. Bu bedava, bunun içindeydi bu falan diye. Anlatamazsın. Yani. Onun için senden kağıt ister. İthalat şeyi ister senden. Yani ben o Covid'in ikinci haftasında falan gümrüğe Rusya'dan mikrofon söylemiştim. Ve takıldı. Abi oraya girdim ben. Covid'in ikinci haftasıydı. Daha böyle tam maske şeyi yok, millette bir şey yok falan. O kadar çok kalabalık. Ellerde belgeler, sıralar, bir şeyler. Yani alabildin mi peki? Aldım. Ha yine şanslısın. Ha çünkü yani beni tanıdılar. Bir adam tanıdı ve bana yardımcı oldu. Ha yani normal sizin vatandaş gibi olsan. Ben gelmeden 15 dakika önce YouTube'dan aratmamış. Yani beni gerçekten tanıyordu. Ben tanıyordum seni sadece. Yani genel olarak bütün geçmişin hakkında bilgi almak için şey yaptım. Ben senin bütün filmografine hakim hakimim yani. Mesela ben, son çektiğin iPhone filmindeki oyunculuğun çok orada bayağı Oscar'lık. Mesela ben film çektiğini de yine sonradan öğrendim. Hani filmler olduğunu. Ya abi ben sizin aslında haklısınız. Çünkü ben çok ünlü olmadım ama birçok kez ünlü oluyor gibi oldum ve farklı alanlarda. Anladın mı? Ya yani mesela bir kere diziyle çıktım. O dizi çok seyrediliyordu. Orada bir rolle ünlü oldum. Sonra atıyorum bir müzik grubum patladı falan bir şey oldum. Sonra Instagram'da bir şey yaptım da falan oldu. Yani böyle hep değişik dallarda farklı kitlelerde böyle bir ünlü oluyor gibi oldum. Sen de Koray gibisin bence. Ondan. İşin değilsin ama ego yok. Yok. Değil. Biraz hayır. Öyle. Yok derken sanki senin dediğine yok demek istedim. Ha, ego yok diye demedim. Ego yok bence ya. Yani ego olsa yok mu ego? Bağırırdı hayır, sanki hayır. Ya. Hayır. Yok derken yani o ego yok egolu diye bir şey bir adam yok. Mısın? Öyle olamazsın abi. Ego yok diye bir şey olamaz. Yok tamam sıfır değil yani. Anlıyorum ama öyle şey de değil. Sen benim dediğimi beni dinleyeceksin. Söylediklerime kıymet ver. Sus lan falan diye vurdu. Ben konuşurum. Ya tabii anlıyorum ben seni. Ben Koray'a da söylüyorum. Çok az övüyorsun kendini diye. Abi ama siz başka yani siz teknoloji konuşmaktan başka bir şey ben konuştuğunuzu görmedim ki. Koray nasıl kendini övecek ki? Ya adam test yazdı. Geçen bir Mac testi yaptık. Adam onun için bir oyun testi yazdı. Evet. Ben pas atıyorum ona. Diyorum ki abi biraz anlatsana oyun falan. Testi şimdi söyleyelim de bak, geçen söylemeyi aynen. Adam oyun dedi ki ben bunların oyun performansını anlayabilmek için hepsinde eşit oyun testi yazacağım. Pası atıyorum. Anlatsın biraz ölsün. Oyun testi yazmış. Diyor ki partiküller var onlar böyle dağılıyor işte bilmem ne ışık efektler yansıma böyle oluşuyor falan. Kimse anlamamış biliyor musun? Oyun testi altına şey yazan var bana. Mesut abi lütfen bir de oyun testi yayınlar mısın demiş bir arkadaş mesela. Çünkü anlamamışlar onun ne olduğunu. Yani ben de anlamadım şimdi bir sormak istiyorum. O testi yapabilmek için bir oyun yazmış gibi bir şey. Bir anlatsana lütfen Allah aşkına anlat. Abi hikaye şu normalde bir bilgisayar incelemesinde şey yapıyorlar ya da bir ekran kartı incelemesinde GTA 5'i bir bilgisayarda aynen açıyor. Sonra aynı oyunu diğer bilgisayarda açıyor ve işte diyor ki bu abi 55 FPS veriyor bu bilgisayar bu diyor 80 FPS veriyor diyor. Okay. Şimdi ben hem Mac'le hem PC'leri kıyaslayabilmek için böyle cross platform bir oyun motoruyla oyun ya yapayım sen dedim. Sen yani test yapmak için oyun yaptın. Evet ne kadar büyük bir şey oyun, değil mi? Oyun yapıyordum zaten bir yarışma oluyor benim böyle iki senede bir falan. Şimdi hazır bir yeni oyun yapıyorken orada zaten her şey hazırdı. Dedim ki ben böyle bir test platformu olsun. Çünkü bu oyunlarda şu hikaye oluyor. Sen her ne kadar klavyede aynı çizgide gitsen de evet, arkadan geçen araba, ışık, gökyüzü falan hep bir takım parametreler evet değişiyor. Bunda değişmiyor abi. Bunda 5 dakika boyunca her şey aynı şekilde hareket ediyor. Hı hı. Gökyüzü, ışık, yansıma falan böylelikle hani evet, iki makinede de birebir kıyaslama yapma şansı oluyorsun. Bunun testini yazdım. Ama anlatamamışım. Anlatamam. Ama sen de anlatamamışsın. Ya ben mi öveyim seni? Yani ne yapayım orada? Sen evet, şimdi ne yapacağım? Ben kendimi mi öveceğim yani? Ya evet, diyorum ama. Çok haklı bu arada. Hani kendini asla övemez. Şimdi çıkıp da ben bunları yaptım. Ama falan. Bak çok emek var diyorum. Bilmem ne diyorum. Buna her pas attığımda öyle bir sönümlüyor ki. Yani senin gibi yani. Abi sen iyi bir müzik. Yok ya öyle değil. Evet, doğru. Abi sen dizi oyun. Abi yok ya öyle bir rol verdiler. Orada ünlü ol. Abi
Evet, olmaz tamam, okay, yani. Çok iyiyim, en iyisiyim. Diyeceksin Türkiye'nin ki en abi iyisiyim ya. Orada tabii biraz şey yaptım ama o rol yapışmasın diye başka bir şey yaptım Mesut'cum. Müzik yaptık. az eforla çok ünlü oldum. Asla az eforla hiçbir şey olmadı. Bence müzisyen falan mı olsan acaba? Ben mi? Evet. Bu sesle hiçbir şey olamam ya. Benim de sesim çok kötü. Oluyorsun abi. Nasıl kötü ya? Yani istersen bir şeyi sana yemin ediyorum 3 gündür sadece senin müziklerini dinliyorum ve sürekli loop'a aldım. Bazıları çok iyi. Teşekkür ederim. Bazıları çok, çok iyi. Bazılarında çünkü hikaye anlatıyorsun. Biraz uzamış evet, doğru kısımlar. Evet. Bazıları da çok iyiler. Teşekkürler. Çok sağ ol. Yeni albümü daha çok sevmeyebilirsin o zaman. Onda daha çok hikaye anlatıyorum çünkü. Peki biraz teknolojiye bağlayıp sonlandıralım. Abi hiç teknoloji bir konuşmadık ki. Konuştuk şey ya. Konuştuk işte. İnternet ben geldiğimden beri buzdolabı aldığını biliyoruz. Buzdolabı ve 55 bin lira vermişsin, iyi para. 55 bin lira verdim. Evet. Intel'le müzik yapıyorlarmış. Yeni abim için M2 geçmişler. Almak zorunda kalmışlar. Evet. Böylece prodüktörün ne kadar para aldığını öğrenmiş olduk. Hayır, şey. Bir kısmı. Prodüktörü tamam. Ucuza getirmek için yeni bilgisayar almış. Sana Mac getirdik. Onu öğrendik. Çok pahalı bir de yani prodüktör anlamadığı için de bu çok pahalı bir şey. Hani bunlar emek, gibi. Sanat falan hikaye yani. Bir tane aletle hemen olayı çözmüşler. Asla onu anladık. Gebertirler beni var ya bunları böyle lanse ettiğim anlaşılsa yanlış. Peki teknoloji kullanan bir adam mısın? Yoksa hiç? Evet evet. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin içinde bir ortaokulda okudum. Anadolu Üniversitesi'nin içindeydi. Ve 1997, 96, 97 olması lazım. Mac vardı. Mac gelmişti bizim okula. Yani ilk kez orada ben... Bu G2'ler falan herhalde. Şu, renkli, arkası renkli, tüp aynen. Olanlar. Aha, evet. Ve ilk kez böyle şey olmuştum. Ben de evde ilk kez bilgisayarla böyle aşırı neşir olmaya başlıyorum falan. Yani böyle şey olmuştum. Nasıl yani mouse'un tek tuşu mu var filan diye ilk mindfuck diyeceğim. Sen i̇lk kaçlısın? 83'lüyüm. 83'lüsün. Ha sen evet sen erken taşmışsın çünkü ben de aynı bilgisayarlarla Bilkent Üniversitesi'nde Ankara'da bir Apple distribütörü vardı. Getirmişlerdi bizim okulda şey yapıyorlardı. Ya ben şey anını hatırlıyorum böyle. PC'lerin gidip nasıl oldu yani o anlaşma kimler yapıldı yani hiçbir fikrim yok yani o Macintosh şeylerin geldiği anı hatırlıyorum böyle o kokuyu hatırlıyorum falan onların çıkışını falan. Bizde de işte çok biz şanslısın yani. PC'ler kullanıyoruz. O zaman daha Windows yok. DOS üzerinden AutoCAD kullanıyoruz. Evet. AutoCAD'le çizim yapıyoruz. O sırada Mac'ler geldi ve böyle MTV klipleri falan oynuyordu evet, evet. Ve ben aman tanrım bilgisayar ekranında televizyon falan beynim yanmıştı hiç evet. Unutmuyorum. Ben de. Biz o zaman böyle Herkül monitörde çizim yapıyoruz. Böyle yeşil siyah şeyler. Evet. Ama PC'nin bir dönemi var. Amiga 500'den bile daha kötü oldu bir dönem. Müzikte, oyunda, evet, evet. Her türlü şeyde daha kötü yani. Mesela televizyoncular çok uzun bir süre Amiga 500-1200'leri kurup bir daha kaldırmadılar. Böyle diskleri falan evet, böyle yani, ince diskli şeyler. Altyazıyı falan adam Amiga'da yapıyordu. Hala vardır bir Amiga 500 ben de kullandım. İşte o Spectrum, Commodore, Amstrad. Ya benim aklım şeye ermiyordu abi küçükken. Yani Commodore'da tape var ve tornavidayla... Kafa yere. Evet ya kafa yere. Bunun benim oyun oynamamla tornavidayı sıkıp düzgün bir şeye getirmem arasındaki bağlantıyı benim asla kuramadım. Yani. Bugüne kadar bilmiyorum yani. Bir de kafa yere programının her seferinde açılıyor olmasam oyunları evet açılırken zorlanmış. Evet ya kafa yere bak iyi hatırlattın yani evet ya. Evet yani o acayip bir şey değil miydi? Yani o tornavidayı sokup şey yaptığımız şey. Orada da şey yine bir statü vardı. Biraz parası olan zengin arkadaşların... Amigası olurdu onda. Disketleri oluyordu. Ha, disketi oluyordu. Disketi oluyordu ama... Evet, benim öyle. Zengin arkadaşım Amiga'sı evet, vardı. Evet, bende de öyleydi. Yani benim hiç Amiga'm olmadı. Commodore'um vallahi oldu. Vallahi bir de Commodore'a. Commodore'dan Macintosh'a geçtim. Ben Commodore'dan sonra ben de 8 bit müzikle uğraşıyordum o zamanlar. O yüzden bir tane vay, Amiga iyi. Almıştım. Amiga'da 8 bitlik mod dosyaları. Vay evet doğru mod dosyaları vardı ya. Böyle BBS'ler vardı. Telefonla arıyorsun. Bir BBS'e bağlanıyorsun. Onun işte 10 kişi falan bağlanabiliyor maksimum. 10 tane hattı oluyor. Orada işte JPEG dosyalar, malum JPEG dosyalar oluyor. Mod dosyalar oluyor. Bir de chat odası oluyor. Aslında lokal internetler. Ya benim Amiga 500 anım o kadar kötü ki. Yani hep Amiga 500 için yalvardım babama. Commodore 64 alıp getirdi. Amiga getiriyorum diye. Adam bilmiyor yani almış şimdi Commodore. O kadar ağladım ki. Ve ondan sonra gidip çocuğum tabii şey Amiga istiyorum. Adam bu sefer gitti, IBM PC almış. O zaman yine ben de CD-ROM, ses kartı her şey var. Demiş ki bu çocuk oyun oynamak istiyor, oyun oynasın.
Getirdi PC'yi, açtı ve yine ağladım. Anladım. Delirecek çünkü. Amiga 500 istiyorum ben. Sene kaç? Sene ortaokula gidiyorum. Geçen sene. Ya 80 kaç? Kaç oldu? Tabii 90'ların başı. 90 ya da 89. O civar. 89 falan. Herhalde Gorilla Bass. Dost'a oynadım. Gorilla. Tabii canım. Aynen şey ya. Tamamen Dost'a oynadım. Golden Axe vardı. Oynadım oyunu. Prince of Persia'yı hatırlıyor musunuz? Oo, tabii. Evet. Çıldı. Abi o çok o iyiydi. GTA 5'iydi ya bizim dönemimiz. Ya işte ben o oyunun şimdi git YouTube'a Prince of Persia yaz. Ya ben onu bayağı 3 boyutlu hayvani falan bir oyun diye hatırlıyorum. Yok, yani nasıl? Evet. Hani şeydir böyle çocukluğundaki eve gidersin ya ben bu ev çok büyük zannediyordum aslında evet, küçücüktür tamam ya. Yani, evet. Onu yaşadım. Daha yeni yaşadım Prince of Persia. Hakikaten Pixel. Çok doğru tespit yani. Bizim çocukluğumuzun GTA 5'iydi yani. Çok iyiydi gerçekten ya. Keyifli zamanlardı. Şimdi o kadar keyif almıyorum oyunlarda. Emhu Sakır'ı hatırlar mısın? Futbol. Ben abi Sensible vardı. Sensible'la başladı galiba ben de o maçta. Benim dediğim de herhalde Kickoff vardı bir de. Kickoff. Önce Kickoff. Yani. İlk Kickoff oynadık sonra Sensible evet. Geldi sildi süpürdü transfer eklediler ona sonra. Emhu Sakır da bir tane futbolcunun isminin ve soyadının baş harflerinden oluşuyor. Bakarım şimdi ben size koyarım arkadaşlar. Aşağıda Emhu Sakır falan. Ben aşağı bırakmıyorum. Ben ekrana yazıyorum. Bütün yorumlarınızı okuyoruz arkadaşlar. Evet. Yorum yazmayı, likelamayı hatta ve beğenmeyi. Hatta ben birazcık daha seviyeyi başka boyuta taşıdım. Mesut'un videosundaki yorumları bile okuyup kesin, onlara cevap evet. Yetiştiriyor. Tek tek okuyor. Bir de yorum okumak için program yazdı yine. Yani öyle manyaklığı var. Yazılım geliştir. Dedim ne abi bunu niye yaptın? Tüm yorumları okuduğundan emin olmam lazım. Şimdi övüldün abi. Evet bu sefer evet, oldu. İşte abi. Yaptın yani. Görevimi tam yapabildim. Arkadaşlar biz bunu baştan konuştuk. Notlarımızı aldık öyle. Bu sefer herkese öveceğim. Dikkat edin Bartu'yu dövüyorum gizli gizli. Albümünü yeni çıktığında hemen şey yap dinleyin. Bu arada konserinden bahsetsene. Konser serisi konser var. Konser serisi mi? 15-16 Aralık'ta Das Das'ta başlıyor. Bizim konserler siz hiç bilmiyorsunuz. Acayip olaylı böyle dekorlar şabalandı dans, falan da olur. Dans, eğlence. Kimi zaman Bartu çok fazla espri yapıyor. Aslında. Ama artık azalttı. Şimdi müzik daha fazla. Sence nereden dinlemekleri satıyorsun? Gerçekten burası arkadaşlar üçkağıtçıları inanmıştım. Çok fake bir şey değil mi? İnanılmaz. Ve hep aynı videodan referans. Evet, hep aynı video. Caner teşekkür ediyoruz. Evet, abi ya. Sürekli ben size şöyle söyleyeyim. Konserde falan boş ver. Çok uzun süre PC kullandım. Ben Pentium 1, 2, 3, 4 vardı. Şimdi evet. M1, M2, M3, 4 falan da bana evet, o kafayı hatırlatıyor. Pentium kafası vardı eskiden falan. Burada yukarıda Cihangir'de otururken buradaki evimde galiba 2008 ya da 2010 muydu? İlk MacBook'umu da burada yaşarken ilk kazandığım paralardan bir tanesiyle almıştım. Yine böyle gri MacBook'lar vardı ya. Onlar beyazlar da vardı, beyaz kasalarda. PowerBook'lar. PowerBook. Gri miydi onlar? Yok, MacBook Pro'ydu ya, pardon. İlk MacBook Pro tamam. Metal kasa aldın yine sen. Yine böyle ya. Şimdi yeni Pro'lardaki gibi HDMI girişi vardı yanında. Tamam, Intel MacBook Pro aldın o zaman. Evet. Uzun süre yani PC'leri ayak parmağımla açmaktan MacBook'a geçişimde... Şeyi görüyorum. Benim burada olmuştu bu. Başka bir işi çok iyi yapmak istiyorsan ve çok daha az... Böyle cihazla uğraşmak istiyorsan Mac'e geçiyorsun ve kafan rahat ediyor. Bak ben aynı yazılımın PC'de olması bir şey fark ettirmiyor yani. Sene 2000'lere gelirken 99 falan. O zaman biz Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir proje yaptık ve bir o zaman interaktif DVD'ler vardı. Hatırlıyor musun? Menü tuşlarına basarak menüden menüye geçiyorsun. Aslında bu eski flash siteler gibi onu DVD arayüzüne koydun ama tabii içeriği daha fazla oluyor. 4 nokta kaç GB'ti? 7 GB miydi? Neydi? DVD 4.7. 4.7 GB. O yüzden bir sürü film koyabiliyorsun falan. Biz Kültür Bakanlığı öyle bir proje yaparken DVD Studio diye bir program var. Bir tek Mac'lerde çalışıyor ve ben ilk Mac'le orada tanıştım. Ömrüm PC'le geçti ve ben o kadar fazla hakaret ediyordum ki Mac'e. Bayağı haterdim ya. Mac hater'ıydım. Evet. Sürekli ulan bu şey bitsin, proje bitsin. Bunu transparan bir kasası vardı. G3 evet, falan evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunu akvaryuma çevireceğim. Bundan anca akvaryum olur falan. Neyse aradan yıllar geçti. Belki bir 7-8 sene geçti. Ben fotoğrafçı oldum. İstanbul'a taşındım falan. Yine PC kullanıyorum. Bir tane HP notebook'um var. Normal şeyim var. Desktop'um var. Tamer abi falan herkes Mac kullanıyor. Ben onlarla dalga geçiyorum falan. Abi bir ara bizim fotoğrafçı katı var böyle. Fabrika stüdyosu artık yok. Orası da inanılmaz sıcak oluyor ve benim makine sürekli ısınıyor. O yüzden benim kasa kapağım açık duruyor.
Ve arada bilgisayar açılmıyor. İki bip sesi, bir kısa bip geliyor falan. Bir gün ben yine böyle bilgisayarın masanın altındaki standart yaşamımı sürdürürken evet, ben dedim ki ulan dedim ben dedim bilgisayar mühendisi miyim yoksa fotoğrafçı mıyım? Ben niye bu masa altı yaşamı ısrarla MacBook Pro aldım 12 inçlik. Hala da duruyor. Gösteririm ben şimdi size. İlk onu aldım. Bir tane de G4 aldım. Ondan sonra da aralıksız 2 sene öncesine kadar düzenli şekilde yani bütün modelleri kullandım. Fakat bu 3D biraz Unreal olaylarına girince PC kullanmak durumunda kaldım. Ama ben orada hep şey diyorum. Ben PC kullanmıyorum. Nvidia kullanıyorum diye. Ama mobilite olduğunda da abi ya evet, evet tartışmasız evet. Yani. Benim Mac geçişim çok şeydi ya basit. iPhone almıştım. iTunes PC'de çok kötü çalışıyordu yani. Evet, çalışmıyor, açılmıyordu. Rezil çalışıyordu. İğrençti ve dedim ki herhalde Mac almam gerekiyor. Yani Apple bunu istiyor. Gittim bir tane de Mac aldım. Beyaz kasa böyle. Ha, Apple'ın tuzağına düştün yani. Yani bildiğin Apple bana dedi ki Mac almalısın. Ve iTunes onda çok hızlı çalışıyordu yani. Bu kadar değişik bir şey. Müziğe bu kadar düşkünlüğün var ama Bartu'yu müzisyen olarak tanımıyorsun. Ben şey söyleyeceğim. Son senelerde, son yıllarda şunu yaşamaya başladım. iPhone'un çok iyi, çok performans vermesiyle artık böyle sizin gibi benim çok işim bilgisayarda da olmadığı için şeyi fark etmeye başladım. Böyle daha az bilgisayar. Bilgisayar masasında oturmak benim için bir ritüeldi. Yani çocukluğumdan beri bilgisayar masası var ve ben orada vakit geçireceğim. Ve yani o benim dünyam. Ama şimdi artık böyle yıllar geçtikçe o masaya daha az gittiğimi fark etmeye başladım. O bilgisayarın başına daha az oturuyorum. Çünkü artık yani her şeyi telefonumdan takip ediyorum gibi bir şey oldu. Telefona çok kilitlendik evet. Yani MacBook artık Air'la mesela surf diyorduk ki eskiden ha, internet evet. Surf. Telefonda bitiriyorsun. Artık surf işte. Artık burada bilgisayar yani ben böyle bilgisayar açıp böyle şey yapıyorum. Ne yapacağım ya plan oluyorum şimdi bilgisayarı açıp. Yani bir şeyim yoksa eskiden orada keyifle geçirdiğim vakit böyle. Onu zaten ben telefonda yolda yapmışım, vapurda yapmışım, TRT'mi seyretmişim falan. Eve geldiğimde o şey bitiyor. O ritüel için bir şeyin yok evet, yani dolduracak bir şey yani. Yok. Peki film falan izlerken oluyor mu? Mesela filmin tabii. Biraz temposu düştüğü anda evet. Telefonun evet. Havaya kalkıyor. Ben mesela çok maç seyrediyorum. Maç seyrederken artık bilerek telefonu böyle başka bir yere koyuyorum. Çünkü bazen şey oluyor yani böyle istemediğim bir şey oluyor. Atıyorum gol yedik mesela hemen telefonu çıkartıyorum. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray'ım ama. Beni takip etmediğiniz gene ortaya çıktı. Yani ben Galatasaraylı olduğunu bilip dalmadım. Ben hangi takımı tutuyorum? Galatasaray. Şimdi çak dedi, yaptık diye biliyorsun. Yoksa bilmiyordun. Beni takip evet, ediyor tamam. Olsaydın. Koskoca Koray Birant'ı tanımıyorsun sen, ve gelmişsin buraya. Beni tanıyor olsaydın Kongre üyesi olduğumu bile bilirdin. Evet ya. Gerçekten mi? Rezillik. Ben Koray Birant'ı Mehmet Ali Birant'ın acaba bir şeyi mi diye o oradan evet. Oradan başlıyor. Benim bu değerli bir adam ama dur bir saniye falan Birant'sa diye bakarken. Birant'sa bu dinlemem lazım ne dediğini falan gibi başlayıp ondan İyi, sonra. İyi bak hayata şanslı doğanlardan Mehmet Ali Birant Allah rahmet eylesin. Ama sürekli olarak akrabam değil demek zorunda kalıyorsun. Tabii, evet. Şimdi azaldı o. Eskiden çoktu. Abi ama bir yandan da senin böyle bir hitabet yeteneğin de var ya o insanın kafasını karıştıran o oluyor. Yani, ha babadan mı geldi? Yani böyle bir artikülasyonun da düzgün bir ilgilendiğin konuları karşıya iletme şeklinde çok özenli olduğun için o direkt o bağlantıyı kuruyor. Yani soyadıyla alakalı değil sadece. Hmm, çılgın övdü ha. Ya şimdi onu diyecektim. Yalnız ay sıfırdan yüze çok abi, ama öyle ya benim yaşadığım yani. Şey de oydu yani. Tanımadığın bir adamı ancak bu kadar övebilirsin. Yani ne kadar izledin artikülasyonunu falan iyi. Bu sırada ben seni tanıyorum. Ben seni bayağı yakından takip ediyorum. Evet. Zaten diyaloğun da geçti. Birbirimizi tanıyor muyuz tanımıyoruz. Evet evet. İğrenç bir şekilde. Evet, sen abi kanıtlamaya çalışır. Ben seni bölüm, seviyorum aslında. Biz bir bölüm daha yapacağız. Orada konuşacağız aslında. Gerçekten orada şey yapacağız. Mesut'u şey yapıyoruz burada. Eritiyoruz arada zaten. Eritiyoruz. Yavaşça koltuktan seni yola sokuyoruz. Abi ben evet biz takipleşmiyoruzdur bir Instagram'dan. Takip. Ya şöyle bir şey anlatayım. Önce falan yalandan takip etmişimdir belki yani hatırlamıyorum. Amerika'da geleceğim. Apple etkinliğinde masadayız. Koray'ın gelmediği bir etkinlik bu. Benim ondan de vizem sonra çıkmadığı için gelemedim. Yetişmedi vizem. Ama artık vizem var. Sen takip aldın beni Twitter'dan. Ha, tamam. Ondan sonra konusu açıldı. Bartu iyidir falan masa konuşuyor. Ya dedim beni takibe aldı şimdi. Öyle bir hava attım seninle. Çok saçma bir ortamda. İşte Bartu falan dedim beni Twitter'da takibe aldı bak. Demek ki ben ondan daha ünlüyüm ki o beni takip aldı. Sonra doğru, ben de seni takip aldım orada görüp. Doğru. Böylece takipleşmiş olduk. Ama
çok kurtarıcı bir atışla orada break. Bu masadaki diğer takip etmediklerin şey yaptılar. Ezildiler. Niye Mesut takip aldı ki falan tarzı hani. Bu arada artık X diyeceğiz herhalde, değil mi? Artık X'te siz para veriyor musunuz X'e? Veriyorsunuz değil mi? Veriyorum. X'inize veriyorsunuz. Ben artık vermiyorum. Ama ben bazılarının aksine mavi tikimi gizledim. Ben de mavi tikim olmamasından artık çok memnun oldum. Çünkü artık istediğim kadar insanı talak gibi takip edip unfollow edebiliyorum ya da. Çünkü eskiden... Uyarı gitmiyor değil evet, mi? Evet, uyarı gitmiyor. Eskiden verified'da tıklayıp böyle kimsenin takip ettiği ya falan oluyordu ya. Ama şey döneme denk geldi senin takibin de çok enerji. Tam dizini izledim. Eşimle izliyoruz falan. Aa dedim ne kadar güzel falan. Sonra... Ben abi... Dedim telepati yoluyla bir şey olması lazım. Ya takip ediyor Blue TV benim izlediğimi görüp sana bildiri atıyor. Bu izledi ve beğeniyor. Anlatarsan. Yok ben ikinizin de YouTube kanalını takip ediyorum. Twitter'dan da bir şeyini beğendim herhalde. Yok çok doğru zamana denk gelmiş. Evet, evet. Yani benim işime yaradı ben kullandım. Twitter... Seni takip ediyor mu bu arada? Ediyor musun? Etmiyorsun. Ediyorum tabii. Ama. Twitter'da çok troll gibisin ama. Ya ben değişeyim. Geçen sucuk şey evet. Döner fiyatlarını tartıştık bayağı bir. Evet. Yani tartışılır döner fiyatları bu arada. Birbirine paylaşıyormuş insanlar. Yani M2 ile M3 tartışmak gibi döner fiyatları da yani bir ay böyleydi. 3 ay sonraki performansı. Bir de ülkenin dört bir yanından döner fiyatı yağdı. Acaba peki Koray bir an döner fiyatı tartışmak için bir döner yapacak mı? Ha evet değil mi yani? Mesela bunun için bir uygulama. Hmm. Ülkedeki dönerlerin fiyatı. Yok abi bir ona girmem herhalde yani. Çünkü yemekle aram yok. Yok. Evet, yemekle gerçekten aram yok. Güzel sohbet. Evet güzel sohbet. Evet, teşekkürler. Arada yapalım ya. Ben konserlerinden sonra. Yoğun olacaksın. Yok yok o biter şimdi. Abi ben iki kostüm getirdim hemen değişip. Başka şeymiş çok gibi bir güzel, tane daha yapabiliriz. Hatta bence şarkı burada söyleyebilirsin. Biterken hani vardır ya öyle eline gitarı veriyorlar hemen. Bize bir kuple şuradan yeni albümden. Yeni albümünden. Bu iki insandan kurtulduğum için çok memnunum. Videonun sonuna geldiğimiz için. Sevgili Bartu. Gelecekteki Bartu'ya buradan selam söylüyorum. Kaç evet. yaşındasın? Neden bu videoya geri döndüğünde gene bu seyrettin kendini acaba? Videolara not bırakıyormuş ben evet. biliyorum onu. Arkadaşlar Mesut'a ve Bartu'ya çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Üşenmediler. Ta karşı taraftan ikiniz de çok Cihangir'e geldiniz. Hayatı o kadar seviyor olmam lazım sabah ki buraya gelmek için. Sabah 200 TL'ye de omlet yediğin yedim. İçin üzgünüm. Evet. Gerçekten sana bunu yaşattığım için ama omlet 200 TL'ymiş. Arkadaşlar omlet fiyatları hakkında yorumlarınızı aşağı bekliyoruz. Pahalı mı ucuz mu? Kendi sen yapıyordun ya bölgelerinizden bölgeden sucuk fiyatlarını paylaştılar geçen abi gerçekten evet, ciddi 900, sucuk fiyatı. 999'da sucuklar falan. Almanya'da en iyisini 17 euroya yiyorlarmış. Onu öğrendim ve yine kıymetli abi, bir ama bilgi. ama buradaki sucuk da aynı mı acaba? Hani sosison falan bir şey bilmem neler oluyor ya. Ya onların Ege Türk diye bir Türk markası var orada öyle. Çok yedikleri. Evet. Hani ben de severim tadını. Eğer Almanya'dan bize sucuk göndermek isterseniz. Ben abi Apikoğlu ve Cumhuriyet. Ben de sucuk yemiyorum bayağıdır. Yemiyor musun? Sen bayağı bir kesmişsin zararlılarla her şeyi evet. yani. Sağlıklı sucuk yaşam. Zararlı mı ya? İşlenmiş ete çok abi, şey yapmıyorlar. Dimes ve Apikoğlu kırmızı çizgi. Her türlü sertedik şey. Cumhuriyet miydi sucuk? Cumhuriyet. O onun bir şeyi vardı değil mi? Ünü eskilerden. Fermante sucuklar onlar. Öyle İkisi de zaten Cumhuriyet ve Apikoğlu 3 aşağı 5 yukarı evet. aynı. Yani aynı lezzette. Çocukluğumdan kalma sucuk lezzetler işte ya. Kendimi Koray Berant'ın gözlerinin içine bakıp sucuk benim gerçekten kırmızı buldum. Çizgim ya. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle bir farklı format yapalım benim kanala dedik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki video Japonya videosu görüşürüz. Japonya'da görüşmek üzere. Bana bilet aldığınız için pardon, çok teşekkür ederim. Pardon Singapur ya ne Japonya'sı? Abi sen Japonya'ya video çekmek, fotoğraf çekmek için gitmedin. Sadece oraya gittiğinde telefonla fotoğraf çekip onları yayınladın. Bunu da insanlar bilsin istedim geçen. Ben de senin videonu seyrettim. Nerede bu. Denk geldin buna ya? Görüşmek Twitch'te üzere. Mi söyledin? Kendinize bakın iyi arkadaşlar. Bakın hoşçakalın. Görüşürüz. Nerede dinledin bunu ya? Ya şok oldu bak. Bilmiyorum bir şey bir yerden geldi. Evet ben bu cümleyi kurdum. Kurdum benim de aklımda tam Japonya.